Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Bu videoda yeni gelen Dünya Kupası takasları nedir, nasıl yapılır, tokenlar nasıl toplanır, hangi ödülleri seçmek en mantıklısıdır? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli. Hızla 8000 aboneye doğru gidiyoruz. Sizden de ricam abone ol tuşuna basmanız. Çok teşekkürler şimdiden. Şimdi gelelim. Bu arada kadromuz böyle şimdilik. Aslında bir tüm adamlarımı sattığımda bir 500-600 belki biraz daha fazla bir param oluyor. Şuraya bir Sait El Kuvayran'ı almayı düşündüm ama Nakata şu an çok tatlı oynuyor. Kanat oynatıyorum zaten kendisini. Çok bir sıkıntısı yok. Şu an bu kadroda gördüğünüz Kaptevia, Neymar ve Park Ji-sung dışındaki herkes satılabilir. Satın aldım bir hikayenlik için. Yayında oynayacağım onları da. Şimdi arkadaşlar, çok fazla çeşitli tavsiye, yararlı tavsiyeden de bahsedeceğim bu videoda sizin için. Gelin ama bir görevlerle başlayalım. Arkadaşlar, yapmanız gereken bütün görevleri bahsedeceğim. Şu an yanlışım yoksa 14 adet Dünya Kupası token'ı mevcut. Ödüller de gelmiş durumda. Hatta ben bir önceki videoyu izlediyseniz bir sürü hero'lar bir sürü şey çıkardığımız. Yani 5 hero, 2 Path to Glory kartı çıkarttığımız paket açılışı, 25 walkout'u paket açılışında gördüğünüz gibi ben 82 çarpı 20 paketimi de açtım. Hatta yeğenimin ve moderatörümünkini de açmıştım. Şimdi nasıl? Arkadaşlar, Dünya FIFA World Cup takas vitrini 1 ve FIFA World Cup takası 1. hafta. Bu görevler takibinizde olması gerekiyor arkadaşlar. İçinde takas kelimesi geçecek görevler kısmında. Dönüm noktalarında geliyor şu ana kadar. Tabii ki bir kadro kurma görevi veya bir sezon ilerlemesi görevi olarak da verilen tokenlar var. Veya oyunun başında bedava herkese verilen. Şimdi şu ana kadar toplam 14 tane geldi. Hepsini anlatacağım nasıl alabileceğinizi. Gelin şuradan başlayalım. Şimdi en kolayı bu. Bir tane maçta Japon bir oyuncuyla 7 ara pasla asist yapıyorsunuz. Yarı pro zol tabi squad maçında ve bitiyor. Buraya gelelim. İlk 10.000'de en az 6 tane İngiliz World Cup. Heh, şimdi şu şeyleri anlatmadan World Cup'ın ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi Path to Glory ve gelen hero'lar dışında şöyle Joao Cancelo gibi altında saat bulunan kartlar var. Bu kartlar genelde normal kartlardan biraz daha iyi olan ve sınırlı süreli olan 52 gün 21 saat kaldı. Bakın World Cup oyuncusu diyor. 11 Kasım 4 Ocak 2023 tarihleri arasında kullanılabilen kartlar. Bu kartlar süreleri dolunca gidecekler. Peki bu kartların olayı ne? Bu kartları SBC'ye basamıyorsunuz. Bu kartları görevlerde ve maçlarda kullanabiliyorsunuz. Kendileri içinde bir kimya sistemleri var kulübü olmadıkları için. Şimdi FIFA World Cup Katar bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar etkinliğin sonunda 15 ödül seviyesinin tamamını kazanmak için World Cup oyuncularını topla. Şimdi bildiğiniz üzere bu Panini çıkartma abimleri olurdu her zaman Dünya Kupalarında. FIFA buna benzer bir şey yapmaya çalışmış. Bütün Dünya Kupası oyuncularını, görevleri, SBC'leri yaparak topluyorsunuz. SBC demek kadro kurma görevi. Squad Building Challenge bu arada. Yeni başlayan arkadaşlarımız için. Bu kartları böyle bir koleksiyon gibi toplayarak koleksiyon ödülleri getirmişler. Çok daha önce gelmesi gerekiyordu bu katalog ve kart toplama sistemi, koleksiyon sistemi FIFA'ya. Dünya Kupası'nda kısa süreli getirmişler. Bence bunun ileride bütün FIFA'ya entegre edilmesi gerekiyor. İşte kart topladıkça daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tek tek bütün ödüllere bakabiliyorsunuz. Şimdi bu kartların hepsi gidecek. Şu ana kadar ben 36 kart toplamışım mesela. 50 kartta bir sonraki seviyeye geçeceğim ve bu ödülleri bütün süre bitince hepsini alacağız arkadaşlar. Onu niye öyle yapmışlar bilmiyorum açıkçası. Sanki hemen ulaşır ulaşmaz o ödülü bize vermeleri gerekiyor gibi hissediyorum. Şimdi Dünya Kupası yani kırmızı kartları altında saat işareti olan kartları da anlattığımıza göre tekrar görevlere dönebiliriz arkadaşlar. Zaten en kolay görev olan şeyden bahsetmiştim Japonya'dan. Şimdi İngiltere'nin kazandıran formülü. İlk 11'inde 6 tane İngiliz World Cup saatli kırmızı World Cup oyuncuları diyeceğim bundan sonra ona. Dünya Kupası oyuncu öğesi varken en az yarı pro squad battles'da 6 maç kazan. Öyle bir kadro kuracağız. Paket açtıkça gelmeye devam edecek bunlar. Aynısı arkadaşlar İspanyol oyuncular için geçerli. Şimdi gelelim 3 taneyi burada alıyoruz. Gelelim 8 taneye. 2 tanesi de sezon ilerlemesinde. Bir tanesi de bedava. Yani 3 artı 3 artı 8 gibi şu an arkadaşlar. 2 sezon ilerlemesi. Bir bedava 3 yapıyor. Şu diğer grup 3 yapıyor. 6, 8 tane de burada şu ana kadar gelen 14 yapıyor şu ana kadar toplam. İlk 11'inde en az 6 katalı World Cup oyuncusu varken 6 maç kazan. O varken 6 maç kazan. Orada şey yapar. Sadece canlı dostluk maçlarında. Bakalım hangi maçmış. Bunların bir maç sınırı olmaması lazım. Yoksa bitmez bu. Bakalım. FIFA World Cup takası. Çok güzel. Bir maç sınırı yok. Ülkeler maksimum 4. Kiralık oyuncu yasak. İlk gol harika.
Bu güzel olmuş. Golden Goal, yani ilk golü atanın kazandığı arkadaşlar, bir oyun modunda çeşitli şeyleri toplayacaksınız. Şimdi abi biz bu World Cup kartlarına nerede ulaşacağız? Bizde bu kadar oyuncu yok ki diyeceksiniz. Burada da devreye FIFA World Cup oyuncu dönüm noktaları giriyor arkadaşlar her grup için. Bakın bitirdikçe, mesela benim bitirdiğim bir iki tane vardır. Mesela girelim. Brezilya ve Portekiz'im. Ben de Brezilyalı ve Portekiz oyuncu olduğu için herhangi bir futbol modunda Brezilyalı oyuncuyla bir gol attığın an size içinden Brezilyalı temel paketi veriyor. Bu temel paketin içinden yanlışım yoksa 5 ile 7 oyuncu arası oyuncu geliyor. Aynı şey Portekiz için de geçerli. Mesela burada Fransa için yapmışız Mbappe'yle gol atınca. Bunları ilk önce bitirmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem, böyle sağlam ilerleyecekseniz ilk önce her tak böyle o bir sürü şu ülkelerden hepsinden koyun birer tane. Kolay bir maçta hepsiyle birer tane gol atın. Ya da bir arkadaşınızla anlaşın. Böylece bütün paketlerden böyle oyuncular yağacak kulübünüze. Toplayabildiğiniz kadar toplayın. Kopya oyuncuları QXL yapıyorsunuz. Başka bir yöntemi yok diye düşünüyorum. Oyuncularınızı toplayıp biriktirdikten sonra da artık buradaki görevleri yapmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki mesela 6 tane Katarlı oyuncu çıkarmanız biraz süre alacaktır görevi yapabilmek için. Mesela Katar şeyde yok şu an. Herhangi bir Katarlı oyuncu yok. Büyük ihtimalle Katar'ın özel kartını herkese bir SBC ile bir şeyle dağıtacaklar ki oradan toplayalım diye. Ki bunları bu ödül grupları bitirince de 80+3 paketlerde veriyor. Şimdi kartları topladık, ödülleri aldık. Ödülleri nerede harcayacağız? Biraz da bundan bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de kadro kurma görevlerinde takaslar kısmına geleceksiniz ve buradaki gördüğünüz bütün ödülleri görüyorsunuz. Toplam 50 tane olması gerekiyor. Bana söylenen, benim de bildiğim toplam 50 tane gelecek. En pahalı ödül 40 tane arkadaşlar. Bunları çeşitli kombinasyonlarla yapabiliyorsunuz. Her ödülü bir kere alabilirsiniz. Sadece paketler için de geçerli bu. Şimdi gelin istiyorsanız bilgisayarda görselle üzerinden devam edelim. Evet arkadaşlar, önce bir siteden bahsedeceğim size, Morfut diye. Burada herhangi bir sponsorluk şeyi yok, herhangi bir işbirliği yok, herhangi bir benimle bağlantısı yok bu sitenin. Sadece ben çok yararlı gördüğüm için size de tavsiye edeceğim. Morfut.com. Burada önden sızıntılar oluyor. Aslında kendi işimde baltadan bir şey yapıyorum. Çünkü ben bunları size söylemeden duyursam hani burası yerine siz bana geleceksiniz ama burası daha hızlı. Sonuçta benim bir video çekmem daha uzun sürüyor. Yine de arada buraya girip Swap Striker, işte çeşitli şeylerden, haberlerden, leaklerden veya geliştirme takiplerinde haberiniz olabilirsiniz. Yararlı bir site. Mesela Once Watch kartlarının yükseltme durumları vesaire vesaire gibi şeyler var burada. Burayı biraz kurcalayabilirsiniz. Bizim ilgilendiğimiz yer burada arkadaşlar Swap Tracker. Oyuna gelen bütün swapları, tokenlarını buradan takip edebiliyorsunuz. Bakın ilki bedava bir tokenmuş. Oyuna giren herkese verilmiş. Doğru, verildi. Bu sezon 5'e gelince level 5'te, sezon ilerlemelerinde level 5'e gelince, 5'in seviyeye geldiğinizde verilen bir şey. Bu da aldık mesela. Bu level 18'deymiş. Onun dışında zaten 3 tanesi buydu. Diğerlerinizden görmüştünüz. 3 tanelik bir grup vardı. Bir de 8 tanelik şu grup vardı. Gördüğünüz gibi şu ana kadar toplam 14 tane token gelmiş. Yenisi geldikçe buraya eklenecek. Alttaki tarihlerde bu ödüllerin expire, yani son kullanma tarihleri ne zaman kaybolacağı, o zamana kadar almanız gerekiyor bu tokenları. Şimdi buradan da bahsettiysek, gelin istiyorsanız bir ödüllerden biraz da konuşalım. Şimdi iki tokenlı oyunculardan başlayacağım ve bana göre yapılabilecek en iyi kombinasyonlardan bahsedeceğim. Şimdi iki tokenlı oyunculara hızlıca bakıyorum. Konya Sporlu Calvo. Çok bir numarası yok. İki token'da hiçbir şey göremedim açıkçası. Aydın'ın fizik çok yüksekmiş ama bence yetmez. O dribbling şey falan kurtarmaz. Amerika Ligi'nden kim neyi alsın? Kenan'a da gerek var. Şimdi ilk tavsiye edeceğim şey bu. 20x82. Zaten ben yaptım. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir. Devam edelim. 4 token'lı oyunculara hızlıca bakıyorum. Hepsini böyle tek tek yorumlamayacağım. Çünkü kötüyse kötüdür bir oyuncu. Mesela Lee Jae-sung fena durmuyor ama bence 4 token'ınızı harcamaya değmez. Kesinlikle değmez. Ben burada da birini öneremeyeceğim. Kusura bakmayın, Enver Valencia'ya da özür diliyorum. Biraz driplingi kötü kendisinin. Zaten informu falan da çok uzak değil oralara. 5 token'da da bir şey göremedim. Kusura bakmayın. Kostiç'te de bir şey yok. Şimdi. Yok. Burada da bir şey yok önerebileceğim. Mount'u da pozisyonsuz. Şimdi 20x84 10 token. Bu biraz şeylerle çelişiyor. Kaç tane yapacağınızla alakalı, kesinlikle tavsiye ediyorum bu folder paketinde. Şimdi burada var. Burada istiyorsanız Fabinho'yu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fabinho hızlıca bir alıp toplayıp oynatabilirsiniz. Fabinho fena değil. Coman'a gerek yok. Hazard da fena değil. Yani burada hücumcu lazımsa Hazard ama şutu biraz kötü. Burada da Fabinho'yu tercih edebilirsiniz. Fena değiller. Ha, şart mı? Bence asla değil. Ben almayacağım ama yine de böyle abi ben çok uğraşmayayım. Ben böyle pakette makette benim kafamı karıştırmayın. Ben bir tane adam bilirim, basarım, alırım abi, beni uğraştırmayın diyorsanız buyurun Fabinho veya Hazard belki olabilir. Komandan uzak durun. Şimdi
20 tane token'da, artık burada üstte token'ları da yazıyor zaten. 20 tane token'da 5 tane Path to Glory, şu yeni gelen Path to Glory oyuncularından birisinin seçimi var. Şuradaki buradan çok fazla kötü oyuncu olduğunu hatırlatırım ama yani bence değer mi emin değilim. Vinicius var para eden, diğerleri hepsi ucuz. Ben bunu çok beğenmedim. Path to Glory 5'inden birisinin seçimine çok emin değilim. Saldım. Bu çok iyi. Bu inanılmaz iyi. Bence bütün ödüller içinde hepsi dahil, yani VRM'ye dahil, fiyat performansı en iyi olan bu. 3 tane 84 artı çarpı 20 paketi veriyor. Yani ben ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun bu paketi alacağım. Ben bunun sözünü veriyorum size. Yine çok iyi bir ödül. 4 tane Dünya Kupası Heroes'u arasından seçim yapıyorsunuz. Dünya Kupası Heroes'larını da göstermek gerekirse. Yeni geldiler, ilk parçası. Gelmeye de devam edecek. Yaya Tureler, Lucio'lar, Rudy Völler'ler. Daha burada görmediğiniz bir sürü sıfır coin'e giden takımlarda, oyun şeylerde var. Bunlardan 4 tanesinden birisini seçiyorsunuz. 25 tokuna harika. Kafu bence verilmez 30 token. Bu kadar iyi ödül varken Kafu sağ beke bu kadar para verilmez. 1/3 Dünya Kupası ikonu arasında, peki böyle bir şey gelmiş mi ona bir bakalım. Hepsi açıklandı biliyorum ama buraya gelmiş mi bakalım. Hayır, buraya sadece şu an 2 tanesi açıklanmış. Bunlar sonra eklenecek oyuna. Ben emin değilim. Yani kötü ikonlar da olacaktır kesin. 3 tane oyuncu az, oyuncu havuzu daha geniş. Burada şeye göre ben bundan uzak durma taraftarıyım. Belki bütün ikonlar çok iyi gelirse ama illa kötü ikonlar da olacaktı. Bir de en iyi ikonların hepsi yok. Bir havuzu görmek lazım. Buna çekimserim. Şimdi Viera'nın ilginç bir durumu var. Abi ben bir oyuncu alayım, yaza kadar beni götürsün diyorsanız Viera'yı alabilirsiniz. Çünkü Viera statlarının da çok üzerinde oynayan bir adam. Oyunun sonuna kadar neredeyse götürür sizi. Hani 40 token'a kasıp Viera'yı da alabilirsiniz. Tek bir eksisi var arkadaşlar Viera'nın. İkonlar biraz zor bağ veriyor. Diğer şeylere bağ vermiyor biliyorsunuz. Lig bağı olmadığı için hero'lar daha değerli burada. Bu sene kimya sisteminde Viera'nın tek zayıf yönü o. Şimdi 50 token'ı yapan, çok böyle cengaver oyunu kasan bir oyuncu olduğunuzu düşünürsek size verebileceğim tavsiye şudur arkadaşlar. 25 token'a bu 4 tane Dünya Kupası Hero'su içinden biri. 20 token'a 20 x 84 artı ve 3 token'a da bu. Yani 25 artı 20 45, 3 daha 48, bir tane de 2 tokenlık oyuncu alan istiyorsanız fodur diye 50 olsun. Bu çok önemli değil. Dediğim gibi tekrar ediyorum, 82 artı çarpı 20'den alıyorsunuz, 3 token oluyor. Üstüne 20 token'a, bakın bunlar 2 ayrı paket karışmasın, 20 token'a 84 artı çarpı 20'den 3 tane veren paketi alıyorsunuz, 23 oluyor. Üstüne 25'e bunu alıyorsunuz, 4 tane Dünya Kupası Hero paketinden oyuncu seçimi alıyorsunuz, 48 oluyor ve sisteminiz bitiyor. İstiyorsanız gidip buradan bir tane de alabilirsiniz. Benim, ben 50 token'ı kasabilirsem yapacağım sistem budur. Az kasanlar için ne tavsiye ediyorsanız, az kasanların yapması gereken tek şey şu: 20'ye bunu alacaksınız, 84 artı çarpı 20'den 3 tane verenden 20'liye alıyorsunuz, bir de şuradan şunu alıyorsunuz, 23 taneye çekiliyorsunuz. Abi ben sadece 20 kasarım diyorsanız bunu salıp sadece bunu alıyorsunuz, 20 token bunu abi almak zorundasınız. Herkesten ricam lütfen ya, öyle böyle bir şekilde 20 token kasın arkadaşlar, çok rica ediyorum sizden. Ha ben 20 falan kasamam, 15'in üstünü geçemem ben diyorsanız da 15'e bir tane Fabinho'ya Hazard alın. Daha altını söylemek gerekirse bir de şu 10 token'lı önerebilirim. Hani 84 çarpı 20'lik. Ama en mantıklı şey bence açık ara. Bu arada oyun sonuna kadar tek oyuncu istiyorum diyorsanız Viera olur arkadaşlar. Ben heyecan istiyorum abi hayatta diyorsanız, 5 tane particular oyuncu arasından seçimi, bir de şunu alırsınız, bir de şunu alırsınız. Yani 20-25 bu sefer bu üçü yaparsınız. Bu da mantıklı. Oyunculardan bence olabildiğince uzak durun. Ben hiç tavsiye etmiyorum oyuncuları. Sistemler böyleydi. Yani herkes 50 token kasmayacak. Herkesin aynı istekleri yok ama bence olması gereken bu. Çok uzatmak istemiyorum. Son bir kez toparlamak gerekirse, belki çok hızlı şey konuş, kafa karıştırıcı konuştuysam, oyun sonuna kadar tek bir adamla ben alayım kafam rahat olsun diyorsanız Viera. Ben o kadar kasamam diyorsanız aynı şekilde Fabinho. Abi ben 3-5 tane alır çekilirim diyorsanız 82 artı çarpı 20. Abi ben 10 tane alırım, en fazla da o kadar alırım diyorsanız bir tane 84 artı çarpı 20. Abi ben her şeyi köküne kadar yaparım diyorsanız 3 tane şu paketten, 20 tane bu paketten, 25 tane bu paketten, 48 bir de istiyorsanız 2. Abi ben 20 tane alıp çekileceğim diyorsanız da direkt şu. Ama bir tane abi, bir tane ödülü, gerçekten bir tane ödül diyorsanız bence bu.
84 artı çarpı 20. 3 tane aldığınız zaman kulübünüze 60 tane 84 overall üzeri adam geliyor. Bir sürü walkout, fodder, hayvan gibi şeyler geliyor. Ondan sonra istediğiniz ikon SBC mi yapıyorsunuz? Neymar, Mbappe, Ronaldo bir şey gelen SBC mi yapıyorsunuz? Her şeyi yaparsınız. Bu oyunun bug'ı olmuş. Biraz abartılı olmuş. 20 token kesinlikle yapılması gerekiyor. 84 artı çarpı 20 size en büyük tavsiyemdir arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi sorularınızı yorum kısmına yazarsanız herkese dönüyorum. Herkese yazıyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şöyle bir 8000'e ışınlanalım. Bir 8000 abone olalım. Çok istiyorum. Lütfen beni kırmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.